Ya zaten 2 haftadır Alfa ile iç içeyiz. 156'yı harika kondisyona getirdik. Onun da videosu yakında gelecek. Hatta bununla beraber çekecektim ama aynası boyanacak. Ayna boya da onun için getirmedim. Halef selef yapacaktım. Zaten biliyorsunuz İtalyanlar tasarımcı. Yani ne yapsalar, çatal bıçak yapsalar bir farklılık, bir tasarımı oluyor. Burada da Giulia'mız. Aslında Giulia, hani yeni Giulia diyemeyiz, makyajlı Giulia diyelim. Çünkü yeni değil yani, bütün altyapı, her şey aynı, motor aynı. Ama çok güzel makyajımız var. Bu yeni surat var, yeni farlar var. Bu yeni farlar hem eskiye gönderme hem yeni Stelvio'da, Tonale'de de bu böyle kızgın bakışlar var. LED farlarımız, kayar sinyallerimiz var. Ya gayet güzel duruyor. Ben bu tasarımı çok seviyorum. Ön ızgara falan bu Scudetto gayet güzel. Hatta bunu böyle karbon yapacaksın. Yapıyorlar zaten. Estrema Special modelini test etmiştim biliyorsunuz. İsveç'teydi galiba. Onunla karbondu mesela. Çok iyi duruyordu. Ama tabii bu farlar yoktu. Herhalde makyajlı far alınıyordur ya. Çevrilir hemen. Jantlarımız zaten Telediel. 19 inç çapında. 225-40-19. 330 mm fren diskimiz var. Tabii ki bir kırmızı 4 piston kaliperimiz olmazsa olmaz. 330 önde, 320 mm arkada. Dediğim gibi 4 pistonlu. Ön takımı çok güzel. Çift salıncak. Böyle yukarıda üst salıncağa yakın değil. Böyle mesafeli. 156'nın da böyledir bu arada. Ama bu daha gelişmiş tabii. Elektronik ayarlanabilir bir süspansiyonu var. Hatta motorunu da açayım. O kuleleri göstereyim size. Muhteşem duruyor. Yani modlar arası bariz karakteri değişiyor otomobilin. Bak kulelerde görüyor musun şeyleri? Direkt buradan sertlik ayarı yapabiliyorsun. Dinamik, normal ve all weather modları var. Dinamik ve normal modlarda sertliği değişiyor. Bu motor artık benim videolarımı izlediğiniz için biliyorsunuz. FCA'nın Global Medium Engine GME. Evet, GME T4. Motoru. Bu işte en son Maserati Grecale çektik. Bu motor vardı 300 beygirliği. Jeep'lerde var. Stelvio'da var. Dodge'da var mı? Dodge'da da var galiba bazı modellerinde. Hatta şöyle dur bakayım. Ghibli'de var Maserati. Grand Commander. Wrangler'da. Ha, Wrangler'da var tabii, Jeep Wrangler'da. Jeep Compass'ta var. Ya o ailede var. Güzel bir motor. Sevdiğim bir motor. Direkt enjeksiyon. 10 kompresyonu var. 0.30 yağı var burada. 1.2 bar basıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bu motorun detay mesela en son ne geldi? Grecale. Grecale'de de bayağı detaylı anlattım. Orada bulabilirsiniz. Hatta diğer alfa videolarımda da. Şimdi hızlı geçiyorum. Ama bak ne kadar aşağıda arkada konumlanmış. Gayet güzel. Alüminyum. Tık. Tabii makyajla beraber Competizione yazımız gelmiş. Çok güzel. Yakışmış alfaya. Otomobilimiz 4 çeker. Şuradan gördüğünüz gibi Q4. 4 çeker bir otomobil. Karbon bir şaftı bulunuyor. Aktarım aslında daha çok arkadan itişe yönelik. Ama böyle kaydığında falan öne de veriyor. Karlı buzlu zeminlerde oldukça işinize yarıyor. Hani sürüşü arkadan itiş odaklı, öyle söyleyeyim. Çok da dengeli. Arkada da zaten bağımsız süspansiyon. Yine alüminyum kollar falan. Muhteşem. Stoplarımız da makyajla beraber yenilendi. Mesela elektrikli bir bagaj yok. İçeriden açılabiliyor ama hani şey, direkt. Tabii bu seviyelerde insan istiyor elektrikli bir bagaj. Burada aküsü var, 95 amper. Sonra burada bak çok enteresan bir şey keşfettim. Bir de gazladık falan, ısındı ya. Buraya yalıtım koymuşlar. Aynı Özkan abi de şey yaptığımız gibi kalın bir böyle yalıtım. Hatta bak yumuşamış ısınınca. 400 litre bagajı var. Öyle devasa bir bagaj değil. Zaten şöyle, şimdi D segmentlerinde ya küçük hacim premium'a gideceksin ya da premium olmayan geniş hacim. İşte Passat'tır, Superb'tir, Insignia'dır. Aslında onlar da D segmenti ama devasa D segmentleri onlar. Hani bu daha sürüş odaklı. Aslında proporsiyon olarak D segmenti bu olmalı. İşte BMW 3, Mercedes C, Alfa Giulia gibi. Çok büyüdüğü zaman artık segmenti zorluyor. Passat, Superb gibi. Ama onlar da çok kullanışlı tabii. Bunların arkası falan onlara göre dar. İçini zaten biliyoruz. Koltuk bana göre ayarlı. Çok ferah, devasa bir arka hacim yok. BMW 3 gibi, Mercedes C gibi. Aynı boyutlarda. Şu güzelliğe bir baksana ya. Alüminyum. Soğuk soğuk. Seversiniz. Zaten koltuk falan bak, buradan şu bel destekleri ayarlanıyor. Sürüş pozisyonu harika. Ki ben biraz öne ittim. Çekimde mekimde rahat olsun diye şu. Bak bu. Atak mod. Direkt bak ya, bu yani. Süper. Adaptifi falan filan var. İşte bir Estrema Special'da da bu ekran vardı. 12.3 inçlik. Ama bu yoktu. Bu bayağı güzel. Burada
biraz retro tasarım da yapmışlar kadranlarda. Hani bak böyle eski Alfalar gibi, eski Julia gibi hatta. Kilometre, analog kilometre gibi. Onun haricinde devir, yine karakter, böyle klasik otomobillerin karakterinde. Bu şekilde otomobilimizin 0-100'ü 5.2 saniye. 1500 kiloluk bir otomobil. Ama olayı sürüş keyfi. Hep yurt dışında kullanmıştım. Bizim buralarda kullanma fırsatım olmamıştı. Bir istiyorsanız çıkıp şöyle çıtırdan bir tadına bakalım Alfa'nın. Yolda görüşürüz. Evet, Alfa'mızla yolculuğa çıkalım. Ya şu bak, oturuş pozisyonu bile çok sportif. Böyle omuzların koltukta, hatta bir tık daha bile dikleştirebilirim. Hiç yoldan şeyden ayırmadan kendini. Direksiyonun çapı zaten tam olması gereken. Sevmediğim birkaç detaydan bahsedeyim. Şu havalandırma nozzle'ları var. O nozzle'ların plastik kalitesi arabanın genel kalitesiyle uyuşmuyor. Böyle her baktığımda ah diyorum, onu bir böyle bir alüminyum, bir böyle daha farklı bir madde yapsalarmış güzel olacakmış. Orada arabanın bu genel kalitesini bence düşüren bir detay şu ızgaraların plastik kaliteleri. Onun haricinde motor sesini çok beğenmiyorum. Onu zaten daha önce de söylemiştim. Yüksek sıkıştırmalı, 10 sıkıştırmalı direkt enjeksiyon, yüksek basınçlı bir motor olduğu için biraz dizel sesi var ilk şeylerde. Ya bir egzoz istiyor, bir çatara patara istiyor. Yani bunun haricinde öyle majör bir eksisi iç mekanda işçilik olarak yok. Tabii hep soruyorsunuz BMW 3 ile kıyaslama nasıl diye. Onu ilerleyen vakitlerde de konuşacağız. Ha belki bir eksilerden biri de şurada işte mesela çok güzel direksiyon. Harikulade, yani piyasanın en iyi direksiyonu belki. Hem fiziksel çalışma olarak hem görünüş olarak, ama şuradaki tuşların o hissiyatı daha iyi olabilir bence. Bu ekran güzel çalışıyor. Şimdi burada performans göstergeleri falan da eklemişler. O hoşuma gitti. Bak şu an arkaya itiş gözüküyor araba. İşte gazladığın zaman o dört çeker oluyor. O zaman DNA, onu yumuşatalım ama. Bak amortisörleri yumuşattık. Bir launch kontrolü yok. 5.2 0-100'ü gaz fren yapıp gayet iyi. Manuel aldığında da vites değiştirmiyor. Çok iyi tutunuyor ya, baksana. Şanzıman çok iyi. ZF 8 HP. Düşürüşler, büyütmeler çok iyi. Bak bam bam. Yani dedim ya bir egzoz istiyor diye. Bam. Ve bir tekme vuruyor. Bunu BMW'den de biliyoruz. Dört çeker çok iyi iş yapıyor. Konforu da çok iyi. Şu an süspansiyon yumuşakta. Şase o kadar dengeli ki frenle böyle arkasını kontrol edebiliyorsun. Çok güzel sönümlüyor. Fren pedalı gayet iyi. Yani bu arabanın ESP'si kapatılmalı yani. Niye kapatılmıyor anlamadım. Baksana cayır cayır geliyorsun. Çok iyi. Çok başarılı. Bakalım havalanalım şuradan. Güzel kondu. Süspansiyonlar arabayı çok iyi taşıyor. Hem konfor açısından bak 19 round flat'ler var.
Ona rağmen 19 run flatlere rağmen arabayı çok iyi taşıyor. 1500 kiloluk makina. Şanzıman vuruşlar çok iyi ya. Başarılı. Şöyle söyleyeyim size, direksiyon hissiyatı 3'ten daha güzel. Gerçekten yani zorladığında da o elektrikli, bunda da sonuçta öyle bir teknolojik direksiyon var ama bunun hissiyatını ben daha çok seviyorum. Ha, BMW 3 ile kıyasladığında BMW'nin yalıtım ve konforu bundan daha iyi. Bunun da konforu iyi ama o daha da iyi. Bunun da sürüş karakteri çok iyi. Daha kemik gibi. BMW'de daha kopuksun. Biraz daha o yalıtım ve konforu arabanın hani böyle Mercedes gibi, eski Mercedesler gibi. Bu daha kemik gibi. Çok seviyorum bu arabanın sürüşünü. Yani buna bir güzel egzoz yardır. Hızlı gittiğini anlamıyorsun. Demin bir baktım 180 olmuş. Vallahi anlamadım. Zaten gazladığında hıza bakmayacaksın. Konsantrasyonunu bozar. Pist arabalarında, yarış arabalarında hız göstergesi olmaz mesela. Yani işte bak, buralarda koyduğunda hafif yanlaması lazım. Ah be Alfa. İlla bir röle söktüreceğim, bir de sigortayı söktüreceğim. Çok güzel. Yani gazladıkça gazlayasın geliyor. Julia olacak QV. 510 beygir. Fren gücünü hiç kaybetmedi. Burada işte böyle bir açılsa bu arabanın aslında 4 çeker olmasına çok da gerek yok. O kadar dengeli ki arka itiş yap. Hem daha hafifleyecek. 0 yüzü falan da azalır. Hem de ESP'yi de kapattıracaksın. Çok güzel. Çok güzel. Bozuk yanlardan şu an soft'ta kullanıyorum. Bozuk yerlerden pıtır pıtır geçiyor. Hiç arabayı bozmadan. Çok iyi. Süspansiyonları, şanzıman, gaz. Yani bu arabayla hakikaten çok iyi be. Ah be ESP. Ah be ESP. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Pat. Çok güzel. Acayip sönümlüyor. Acayip sönümlüyor. Oh. Pamuk gibi olduk. Normale dönelim. Soğutalım. Vallahi pamuk gibi olduk. Yani şasinin dengesi, sürücüyle iletişimi, kompetizione tam hakkını veriyor yani. O donanım seviyesinin hakikaten kompetizione. Hani bu arabayla piste miste zaten girersin. İyi bir, atıyorum buna, semisilik lastik tak.
Frenler de gayet yeterli. Hani tabii İstanbul Park'ta falan bir yerden sonra yetmeyecektir. Ama yeterli yani normal şeyde. Yolda zaten yeterli. Vallahi çok güzel. Yalıtımı malıtımı da. Ya dediğim gibi BMW 3 ile kıyasladığında yalıtım konfor BMW'de daha yüksek ama sürüş dinamiği bunda daha yüksek. Ama ESP kapatılamaması büyük eksi bizim için. Ha, bu arada zaten araba pek oynamıyor da yani istifini bozmuyor. Bayağı gazladım şurada. Şimdi çok ses çıkmadığı için anlamıyorsunuz belki ama ciddi güzel zevk. Şu an pamuk gibi oldum yani. Onun için araba limitleri çok yüksek. Çok zevkli. Yani bunu böyle karda marda kaygan yolda da kullanmak isterim. Şöyle bir boza boza. Hakikaten kabiliyetli bir araba. Hakkını veriyor isminin. Tabi fiyat da hakkını veriyor. Şu renk 40 bin lira ekstra opsiyon. Onun haricinde araba 2.8 milyon. İşte 40 bin lira falan 2860'lara geliyor. Tabi bu motor gücünde 3 şu an yok diyebiliyorum. Şu an 3'ler 2 milyon 300 civarlarında. Arada bir 500 bin fark var ama bu tabi hızlı yani 5.2 0-100'ü. Ya bu da çok güzel. Yani gönül hep alfa. Mantık ama Türkiye şartlarında hep BMW. Çünkü alması satması daha kolay. Ama bizim gibi alfa alan adamlar işte bak 15 senedir 156 kullanıyoruz. Hani bunu biz alsak kullanırız yani. 20 sene kullanırız bu arabayı. Öyle bir araba. Böyle baktıkça hoşuna gidiyor. Tasarım detayları. Mutlu oluyorsun. Yani kendine özel hissettiren bir araba bu. Alfalar genelde öyle. Ama Giulia hani aslında tam böyle benim isteyeceğim bir araba. Ama mesela iki çocukla biraz dar gelir arkası. Bagajı ufak gelir. Şimdi işte her arabada her şeyi yapamıyor. Stelvio alacaksın onun için. Stelvio'nun da sürüşü bu arada çok iyi. Yani bunun kadar tabii sonuçta o daha yüksek yerden. Bunun kadar tabii olamaz ama o da çok iyi. Onu da kullanırız. Mesela şu an evin tek arabası iki çocukla ben mecburen Stelvio tercih ederim. Ama Esra'ya ayrı araba, bana tek araba olsa ben Giulia'mı alırım. Yola çıkarım, devam ederim. Bu videomdan böyleydi. Bu biraz daha sürüş dinamikleri üzerine yaptım bu videoyu. Çünkü Giulia videom var. 3-4 tane Giulia videosu var. Zaten genel olarak araba aynı. Makyajla işte farlar değişti. Sürüşünde bir değişiklik olmadı motorunda ya da. Ha, tüketiminden gene bahsedeyim. Mesela buraya gelirken 10.4 litre yaktı. Sakin geldik. Yani bu arabanın gerçek hayat ortalaması 11 diyebiliriz. Gerçek hayat ortalaması 10-11'e 280 beygir 4 çeker araba bence tamam. Keyifli ama çok keyifli araba hakikaten. Yine mesela 3 mü bu mu dediğin zaman gönül alfa mantık 3 diye sonlandırıyorum ama şimdi BMW 3'ün mesela 280-300 beygirlik versiyonu kaç para, ona da bakmak lazım. Eğer o 3.5-3.2 milyonsa gene bu gibi. Ama BMW 3'te hakikaten başarılı bir araba. Yalıtım, konfor, malzeme her şey açısından. Sürüş olarak bu daha sürücü odaklı bir otomobil BMW 3'ten. Öyle de kapatayım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Pamuk gibi olduk bugün de. Güzel gazladık. Alfa'yı seviyoruz. 156 ile de böyle bir gazlamalı detaylı incelemesini de benim yapacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bayağıdır böyle gazladığını gördüm. Evet, güzel gazladı. Çok tutuyor. Soğutmanayım şurada ya. Aynen. Bayağı gazladı. Zaten çok Giulia video.